Herkese mutfaktan merhaba. Herkese mutfaktan merhaba. Makineyi boşaltıyorum. Bulaşıkları makineye yerleştireceğim. Bir yandan yıka, bir yandan boşalt. Böyle bir hummalı çalışma içerisindeyim. Tortellini yapacağım şimdi birazdan. Şöyle makarnayı çıkardım. Çok seviyorum. Mantar aldım dün. Bir de fesleğen aldım. Fesleğeni baharatlığa koydum. Evet. Fesleğen aldım. Kurusu. Fesleğen kurusu. Ve krema. Kremalı, mantarlı, fesleğenli. Nefes! Evet. Güzel bir tortellini yapacağım. 2 paket yapacağım. Çünkü annemlere de vereceğim. Annem de çok seviyor. Gülşah da çok seviyor. Ben zaten bayılıyorum. Dibim düşüyor bu yemeğe. Çok kolay. Tarifini hemen şu yukarıya ve aşağıya ilk yoruma sabitliyorum. Daha önce yapmıştım. Tarifi var. Gerçekten çok kolay bir tarif. Çok lezzetli. Tortellini'yi hazır alıyorum. Kendim yapmıyorum. Çünkü hazırı daha uyguna geliyor. Şu peynirleri alınca biraz maliyeti yükseliyor. İthal peynirler maalesef ki çok pahalılar. Böyle artık hazırını alıp canımız çektiğinde yapıyoruz. Şimdi 14 dakikada pişecek bu makarna. 14'e kuralım. Biraz hızlanayım. Görüşmek üzere. Makarnayı çekmem. Belki bittiğinde çekerim. Tarifi var. Dediğim gibi şuralara linki bırakıyorum. Tıklarsınız. Böyle işte bir selam vermek istedim. Mutfaktan bu kadar. Elekte kaldım. Öyleydi. Yerleştireyim. Ay böyle sodamı da içiyorum. Bayılıyorum bu sodaya. Erikli. Ahıdıdı. Muhteşem. Harika. Suyum da kaynadı kettle'da. Evet. Görüşmek üzere. Selam. Selam. Merhaba. Mutfaktayız. Türk kahvesi yapıyoruz. Gece kahvesi. Gülşah'la beraber içeceğiz. Sonra ben eve gideceğim. Şöyle bir cezve, elektrikli cezve mi bu? Onda kahve yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Dedik bunu da yapalım. Şu Korkmaz'mış markası. Şimdilik iyi gidiyor. Şekersiz kahve içeceğiz değil mi kardeşim? Sen şekerli mi içeceksin? Ben sade kahve seviyorum. Fincanlarımızı size göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Bu benim Türk kahvesi fincanım. Tatam. Ben böyle büyük içmeyi seviyorum. Türk fincanı kahvesi benim için küçük bir ölçü. Çay bardağı da mesela küçük benim için. Ben büyük bardaklarda çay, meşrubat bardaklarında çay içmeyi seviyorum. Kahveyi de böyle Türk kahvesinde bunda, normal Nescafe'yi de daha büyük fincanlarda içmeye bayılıyorum. Kupalarda içmeye bayılıyorum. Evet, şimdi köpüğümüzü alıyoruz. Köpüklü olsun değil mi? Biraz köpük alalım. Şimdi bu kaynatacak diye korkuyorum. Arada çekiyorum. Böyle kaldırıyorum ki kahve kaynamasın. Ben öyle kaynamış kahve sevmiyorum. Türk kahvesi. Kaynatınca hoşlanmıyorum. Ağır ağır pişse daha iyi olur. Cezvede de yapmayı üşendim. Hem ağır pişmiş, uğraşılmış kahve seviyorum. Hem de hiçbir şeye üşenmiyorum. Şu Türk kahvesini yapmaya üşendiğim kadar. Ya bir tane şey almak istiyorum aslında. Ama onu da aslında istiyorum ama bir yandan da istemiyorum aslında. Eğer ben Türk kahvesi makinesi alırsam ayarı, dozu kaçırmaktan korkuyorum. Artık sabah akşam 7-24 onun tuşuna bas, ding ding, ding ding kahve yaparım. Sağlığımla oynarım diye de korkmuyor değilim yani. İçerim çünkü kendimi biliyorum. Seviyorum. Bunu da hemen durdurup makineye koy bebeğim. Teşekkürler. Öyle işte, bilmiyorum. Şöyle hafif kabarmaya başladığımı çekiyorum. Ne yapayım? Hani çok kaynamasın diye, ağır ağır köpüğü oluşsun diye böyle bir yöntem buldum kendime. Şimdi yine koyacağım. Yine bir kurt kurt yapacak. Hafif ağır ateşte kendimce pişirmiş oluyorum. Gel burada yap bakayım. Nasıl yapıyorum? Ne yapalım? Evet. Şimdi şu biraz dikleyelim bunu. Kahveyi de taşırmayalım. Kahveyi taşırmayalım. Bir saniye. Şöyle koyalım. Şöyle. Bir tur daha. Bence tamamdır. Sence? Bence tamamdır. Taştı. Taşmaz canım. Yes. Evet. Of, şöyle siz de görün istiyorum. Yaptığım kahveyi. Ay, o ne kız? Bir şey yaptım. Şöyle yapınca boy köpüklü olur. Benim yerim olsun. Tamam. Evet, bu da Gülşah'ın. Şunu hemen su tut bebeğim. Ben göstereyim kahvelerimizi. İşte. Bakar mısınız? Birazcık kırdım köpüğünü. Kabul ediyorum. Bu şekilde oldu. Hadi bize afiyet olsun. Birazcık kırdım köpüğünü. Bu da böyle olsun. Şunun fişini çekelim. Çayın fişini takalım tekrardan. Onlar çay içiyor. Annemle anneannem çay içiyor. Biz kahveye döndük. Gel bakalım. Hadi bize. Afiyet olsun. Gel böyle biraz daha. Hadi bize. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok güzel kokuyor. Oh, harika. Muhteşem. Ferah kahvelerimiz olsun. Nişan kahvelerin olsun. Güzel haberlerin niyetine olsun efendim. İnşallah. Bu arada fal baktırmıyorum ben. Sevmiyorum. İnanmıyorum. O yüzden hani hiç böyle kahve içtikten sonra kapatma gibi bir huyum yok. Bakan olsa da ben genelde kapatmıyorum. Sevmiyorum. İnanmıyorum. Ve saçma geliyor bana. Evet. Bende ne var? Ne var? Oo, kalp var. Gülşah'ta kalp. Balık gibi. Görüşürüz. Görüşürüz. Balık. Ne gibi? Balık. Balık çıktı Gülşah'ta. Üstünde dur ama gösterelim onu dur. Bakın Gülşah'ın balığı. Aa, gerçekten balık. Evet. Ne demek balık? Balık. Balık mı yiyeceksin yoksa? Evet. Evet, Gülşah balık yiyecek. Balık çıktı Gülşah'ın kahvesinin üstünde. Evet. Gülşah balık yiyecek bizde. Balık pişireceğiz ona. O balık yiyecek. Hadi gel kapatalım. Kahvemi içip eve gideceğim. Ben evimdeyim. Sen evdesin. Burası. Evet. Benim evim neresi? Karşısı. Karşısı. Tamam. Eve gideceğim. Kahvemi de içeyim. Güzel bir gece oldu. Canlı yayın yaptık. Anneannemle bolca sohbet ettik. Evet. Oturduk. Televizyonu kapattık. Bolca sohbet, muhabbet. Çok güzeldi benim için. Bugün de böyle oldu. Annem de geçirmiş oldum. İçeyim kahvemi. Eve gideyim. Çocukları çok özledim. Kocam çok özledim. Hayır, çocuklarımı özledim. Görüşürüz. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.